Ne oldu Deniz? Abi. Ya Irma kliniğe kaldırdık. Deniz kötü oldu yani, gidecek. Başka bir yerim yoktu, mecbur buraya geldim. Canım Deniz. Bir tanecik kardeşim. Onu da kendi ellerimle akıl hastanesine. Tamam canım benim ya. Daha kötü olmasın hiçbir şey değil. Tamam. Gel bakayım sen benim. Gel. Ya bu ırmak gerizekalısı gitmiş canın atölyesini yapmış. Ne diyorsun abi sen? E dedik biz. Şadiye. Bence sen bu gece konuşma. Hayırdır sizdeki bu gerginlik niye? Vallahi reklam yıldızı oldum ben ama kısa sürdü. E tabii gazeteciler benim öğrenince şanlı geçmişime. Enişte Bey de buna biraz bozuldu tabii. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın lan manyak? Deniz, iyileşecek Irmak. Sonsuza kadar orada kalacak değil ya. Elbet iyileşecek. Tedavisi vardır bunun, ilacı vardır. Bulurlar bir çaresini. Sorunların derinine inerler, hallederler. Merak etme sen. Hırpalama artık bu kadar kendini. Buna bir inansam. Ya dayanamıyorum. O kadar yoruldum ki. Ya ev yakmak ne demek? Ne oldu bu kıza anlamıyorum ki. Lan gerizekalı. Senin mercimek kadar beynin yok mu lan? Daha 3 gün önce gazetelerde boy boy resmin çıkmadı mı senin Atıf Birsel'in baldızı diye? Bak Şadi, tam olaylar külleniyor. Sana yepyeni bir sayfa açıyoruz, önüne imkanlar sunuyoruz. Sen yine abuk sabuk işlere kalkışıyorsun. Ya abuk sabuğum ben. Ben abuk sabuk bir insanım. O zaman beni buraya getirmeyin. Ne diye başınızı belaya sokuyorsunuz ya siz? Bırakın beni kendi halime. Lan sığırcık, bağırma lan. Gerizekalı. Senin ablan hamile. Şu insanları niye rahat bırakmıyorsun sen, burnunu kurtarmıyorsun sen ya? Sürekli seninle mi uğraşacağız lan biz? Sen yaptın. Sen getirdin beni buraya. Sen beni bulmasaydın bunlar olmayacaktı. Sen ne yaptın? Ablamın tertemiz hayatına böyle bir kova pislik gibi boca ettin beni. Her bir yediğinde geçmişini öne sürme bundan sonra, tamam mı? Geçmişin geçmişte kaldı kızım. Duyuyor musun beni? Ne kendi hayatını mahvedeceksin ne de ablanın hayatını mahvedeceksin. Kimseye üzme gibi bir hakkın yok. Yepyeni bir insan olacaksın Şadi. Ben bu olayı halledeceğim. Şimdi yürü odana. Hadi. Hikmetinden sorgu sual olunmaz ya Rabbim de. Bu baldızları bize niye verdin sen ya? Tamam abi, üstüne gitme sen de kızım. Bak kardeşim, burası acayip rahattır ha. Sonsuz da kredim var. Yat buraya. Yat, 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 yat. Bak istediğin kadar dinlen burada. Ben eve gideceğim. Hala eve gideceğim diyor ya. Zaten gıcığım, kıracağım boynunu. Yatsı var. Oh be birader, Allah razı olsun vallahi, açlıktan sırtım bir deme yapışmıştı. Koyayım bir tabakta. Yok yok, yetti. Ne yapacağız bunu söylesem? Yani gidip tazmin ettireceğiz, yayına sokmayın falan diyeceğiz herhalde. Ne bileyim abi, aklıma bir şey gelmiyor ki. Yani onların da işine gelir zaten ya. Yani kim eski marka yüzü yapar ki? Haberleri yok adamların, şimdi öğrenince onların da işine gelecek. Kafayı yiyeceğim ya, resmen kafayı yiyeceğim yani. Ya gittim kızı kursa yazdırdım, yemin ediyorum. Oturtturdum burada, ders çalıştırdım. Ya geleceğini garanti altına alsın istiyorum ya. Daha zafer belasından kurtulalı kaç ay oldu, gidiyor yine bela çekiyor bu kız resmen. Delireceğim. E narin de huzursuz. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum var ya, o çocuk o kızın karnında yemin ediyorum sinirden dönüyor her akşam. Hayır abi, çocuğumun böyle travmalar içinde büyümesini de doğmasını da istemiyorum ben. Ben ne yapayım birader? Benimki de pimi çekilmiş bomba gibi yüzüyor ortalıkta. Yaptıklarını görmüyor musun? Yani Deniz'in haline bak şimdi. Ben bu kadınla nasıl evleneceğim ki? Ya ben yüreğimi avcuna vermişim Deniz'in. Ama Irmak sürekli çarşıyı pazarı karıştırıyor. Ya biraz yavaş konuş sen de. Uyudu Deniz. Daha iyi. Burada kalsın bu gece. Ben de yatıyorum. Perişan oldum üzüntüden. Tamam yavrum, hadi sen de sıkma canını. Yatıyor. Yarın sabah halledeceğiz biz bu işi.
Ne yapacaksınız? E gideceğiz, tazmin ettireceğiz yani. Yayına girmesin diyeceğiz. Olmadı parasını veririz alırız Nalan, merak etme. Sermet, daha fazla içmeyin isterseniz Fırat ha. Nasıl içmeyelim Nalan? Nasıl içmeyelim? Tamam tamam bu son. Git yat sen Deniz'in yanına o zaman. Yok birader şimdi kızım moral çok bozuk, sabahtan beri ağlamaktan iş şişti. Ben eve giderim. Lan belli olmadı mı lan bu kızla? Aa ne demek lan şimdi, aa lütfen. Hiç, aa gereği var mı? Aa. Aa. Sen harbiden mi? Efendim? Abi. Bu ressam abi bütün gece içti. O mekan senin, bu mekan benim. Hani galeriye de girmedi. Çıktı orada bir yere yığıldı. E galeriye de sokamıyorum, bu böyle tutturdu. Yok işte sizin hiçbir şeyinizi istemem falandı filandı. Ben de ne yapayım bilemedim abi. Bizim otele götürdüm. Yatırdım şimdi. Onu bir 70 saat falan uyur o yani. Ben de ne yapayım, eve geldim. Sen ne yaptın abi? Sıkıntılı böyle hayırsız bir durum yok. İnşallah. Var. Eve gelince konuşuruz. Lan yine ne oldu ya? Yanında reklamcıyı buluruz. Mevzuyu hallederiz, biter iş. Benle de konuşmalarına dikkat et. Yok ya. Bence sen benimle konuşmalarına dikkat et. Sonuçta kızı benden isteyeceksin yani. Doğru ya lan. Ya. Lan bende niye her şey ters gidiyor diyorum. Bak, bak ben daha kızı istemedim. Ne yapacağız şimdi? Nasıl olacak mevzu? Kimden isteyeceğim ben? Yani. Sonuçta bu evin reisi benim. Deniz'in Narin'den başka kimsesi yok. Ben Narin'in kocasıyım. Bir de Irmak var ama... Herhalde Irmak sana kızı vermez, doğal olarak kardeşinden isteyeceksin. Tamam lan üzülme, üzülme. Bir şekilde yoluna koyarız iş. Takma kafana. Veririm yani sana kızı. Olur, olur. Her şeyi yoluna koyarız. Şu hayatta senle ben kardeş olduk ya. Bundan sonra hiçbir şeye şaşırmam ben. Seviyorum lan seni. Harbi seviyorum beni. Sor abim benim. Hadi ben daha fazla içmeden gideyim. Şimdi şoför de yok. Arabayı ben süreceğim. Gel gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.